Boz Esina, Doğu Kürdistan'da Şino ile Urmiye kentleri arasında yüksek bir dağ ve yaylanın ismi. Aynı zamanda Doğu, Kuzey ve Güney Kürdistan sınırında yer alıyor. Coğrafik konumu ve yüksekliği ve kar çukurları ile meşhur olan bu yaylada çoğu zaman yaz sonlarına kadar da kuyularda kar birikintileri kalıyor. Boz Esina'nın ismi buz kalıplarıyla da biliniyor. Bu bölge tarih boyunca Urmiye ve Mirgeverli Kürt göçerlerinin hayvanlarını otlattıkları yer olmuştur. Kürtlerden başka hiçbir halk burada yaşamamıştır. 65 yaşındaki Hacı İsmail'in dedeleri de bu bölgede hayvancılık mesleğini icra etti. Kendisi de hayatı boyunca bu bölgede yaşadı. Hacı İsmail, Kürtlerden başka hiçbir halkın buralarda yaşamadığını söylüyor. Boz Esina ezelden beri Kürt göçerlerin mekanı. Yaşım 65. Çocukluğumun 5 yılını saymazsak 60 yıldan beridir babamın anlattıklarını bilirim. Birinci Pehlevi döneminde, ikincisinde değil. Bu bölge Mirgever deniyor. Aşağısı ise Tırgever'dir. Sağ tarafında kalan bölgeye Deştebey denir. Bu gördüğün dağa ise As denir. Buradan geliyorsunuz, buraya da Berze Zer, Sivare Zer'i denir. Sivare Zer diye biliyor musun? Sivare Zer Kürtçedir, tamam mı? Boz Esina. İşte bu yüksek dağa Boz Esina diyorlar. Vallahi eğer dışarıdan biri misafir gelmişse hariç, yoksa Kürtlerden başka kimse buraya gelmemiştir. Boz Esina'nın denizden yüksekliği 3480 metre. Çeşmeleri ve yaylaları ile göçerler için çok uygun bir mekan. Her yıl yaz aylarının sonlarına kadar göçerler ve hayvancılık yapanlar bu yaylaları mesken tutuyor. Yaz mevsiminde bile Boz Esina'da hava sıcaklığı 20 derece. Geceleri ise sıfırın altına düşüyor. Bu serin hava tüm İran'da turistlerin ilgisini çekiyor. Bölge halkı ve doğa severler buraya gelen turistlerin çevreyi kirlettiğini ve atıklarını geride bıraktıklarından şikayetçi. Bakıyoruz her yıl çok sayıda insan burayı ziyaret ediyor ama maalesef buraya gelenler çöpünü de arkasında bırakıp gidiyor. Biz daha önce hazırlıklı geldik tabii. Kendimizle çöp poşeti getirdik. Çevreciler ve dağcılar olarak sorumluluk gereği etrafa atılan çöplerin bir kısmını topladık. Çünkü gerçekten çevrenin kirletilmesine üzülüyoruz. Çok zor bir iş değil aslında. Buraya gelenler bile her aile gittiğinde çöplerini toplayıp götürebilirler. Böylece bu dağda bu kadar çöp birikmez. Topladıkları çöpleri aşağıdaki çöp kutusuna atmaları bence o kadar da zor değil. Geçmişte birkaç defa Türk, Azeri ve Fars dağcılar buraya geldiklerinde dağın isminin yazılı olduğu tabelayı silip kendi dillerinde isimler yazdı. Fakat Kürt dağcılar her seferinde bu yazıları silip dağın gerçek ismini yeniden yazdı. Bugün 6 Haziran ve biz Boz Esina Dağı'ndayız. Buradan iki önemli mesajım olacak. Birincisi, Boz Esina'nın ve dünyadaki tüm dağların kendi ismiyle kalmasıdır. İsimlerinin değiştirilmemesidir. Boz Esina'nın her bir köşesinde ismini korumak istiyoruz ki dağlarımız başkalarının dağı olmasın. Çünkü bizden sonraki nesillerin de bu dağlara ihtiyacı olacaktır. Onlara da buranın güzelliğinden, yeşilliğinden bahsetmeliyiz. Her yıl Kürt dağcılar Boz Esina'ya birlikte tırmanıp burada birkaç gece geçirirler. Kürtçe şarkılar söyler, halay çekerler. Kürt dağcılar İran'daki tüm halklara buranın bir Kürt bölgesi olduğunu hatırlatırlar.
Ayrıca her yıl tabelalardaki Kürtçe isimleri yeniden yazarlar.